Kaynak.com YouTube kanalından herkese merhabalar. Kaynak Burut ben. Bugün pick-up dünyasının en etkili oyuncularından birisi Musa Grant bizlerle. Sen de süper. Ben deyim abi. Hiç soruyu uzatmadan soruyorum sana. Nasıl buldun yeni aracını? İyi tanıdığım bir araç. Üçüncü nesil Sanyo'nun pick-up türevinin ilk Aktyon Sport. Korando Sport şimdi Musso Grand. Ama tabii Musso Grand'lı araba oldukça büyümüş. Oldukça irileşmiş. 5.40 uzunluğunda, 1.95 genişliğinde ve 1.85 yüksekliğinde dev gibi bir araç olmuş. Araba trafikte giderken ürküten bir araba. Bayağı irileşmiş araba. Zaten bu araç sağlamlığı döndüğü bir arabaydı. Evet. Hala da aynı karakteristik özelliklerine devam ediyor. Araba 4 katlı çelik şasi sisteminden oluşan bir araç. Şasi sistemi de önden başlıyor, arkası stoklara kadar gidiyor. Oo, bayağı. İki şasi arasında da bunlar dünyanın en büyük çelik üretimcisi. 1954 yılından beri ibalatta olan Kore'nin en eski otomotiv firmalarından bir tanesi. Tabii Türkiye'de daha yeni, belki marka hak ettiği yeri daha halen Türkiye'de sağlamış durumda değil. Ama bu arabayla pazara muhteşem bir giriş yapacağını düşünüyorum. Araç, şaseden bahsetmiştik. İki şase arasında yine şase bağlantıları var. Kupa, arabanın karoseri, şasenin üzerine inşa ediliyor. Araba ciddi dereceden yüksek hem de sağlam bir araba. Sanyo'nun zaten bir felsefesi var. Sanyo'da can güvenliği opsiyon değildir diye bir söylemleri de var. Dış tarafında başka konuşabileceğimiz bir şeyler var mı abi? Dış görüntüsü oldukça iyi. Farlar olsun, gündüz farları olsun, sis farları olsun. Aksesuar paketleri çok yakışıyor bu arada. Daha da bir heybetli hale getiriyor. Araba zaten çok heybetli bir araç. Sabırsızlanıyorum ben. Beraber bir binelim araba. Tamam. O zaman biz içeriye geçiyoruz. Hem iç tasarımdan bahsedeceğiz. Hem de birazcık aracı test edelim. Bakalım Instagram'da neler varmış. Güzel bir aracın içerisindeyiz. Evet. Bugün seninle biraz onu test edeceğiz. Sen sürücü koltuğunda hem deneyimlerini bizlere aktar hem de biraz teknik özelliklerin hakkında da konuşuruz. İstersen yavaş yavaş harekete geçelim. Okay. O sırada da iç tasarımı hakkında birazcık konuşalım seninle. Nasıl tamam. Buldun tasarımını? Araba zaten takip ettiğim bir araba. Videolarından, internet sitesinden inceledim ama tabii içine canlı bindiğim zaman çok da gösterişli, heybetli. Sanki bir pick-up değil. SUV bir araç şu anda kullanıyormuşum gibi. Yani oldukça şu anda ilk bakışta gayet güzel cezbediyor. Kesinlikle öyle. Biraz daha detaylara inecek olursak, aracın en büyük özelliklerinden birisi belki de rakiplerine göre yumuşak bir plastik kullanılmış. Evet. %80'i neredeyse yumuşak evet. Bir plastik. Şöyle bakınca anlayabiliyoruz. Sadece şu üst kısımda evet, sanırım ortada, birazcık. Ortada biraz sert evet, plastik sert ama plastik. Genel aksanda hep yumuşak plastik. Aynen varmış. Öyle. Deri detaylarla da çok güzel bir şıklık kazandırılmış diyebiliriz aslında arabanın işçiliğine bakacak olursak. Evet. Onun dışında multimedya tabletimiz var. Hemen karşımızda 8.1 inçlik. 1 inçlik bir multimedya tableti. İçerisinde Android Auto, aynı zamanda Apple CarPlay de var. Ki görüntü kalitesini ben oldukça beğendim. Arka görüş sistemini de multimedya üzerinden kullanabiliyorsunuz. O da gayet kaliteli. Dokunmatiğine bakacak olursak evet o da fena değil. Bence ona da geçen not verebiliriz. Müzik sistemine geçecek olursak bence bu arabanın en önemli özelliklerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 6 hoparlör var aracın içerisinde ki pick-up'lara göre bence oldukça iyi. O yüzden kaliteli müziğin keyfini sürebilirsiniz bu aracın içerisinde. Koltuk nasıl abi? Koltuğa geçecek olursak. Koltukları bu 2015 yılında Sanyo'nun Tivoli aracında en iyi iç tasarım koltuk tasarım ödülünü almış bir marka. Oradan gelen genleriyle devam ediyor. Oldukça güzel. Yan bel destekleri gayet başarılı. Bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun? Ben de gayet burada konforu yaşadığımı söyleyebilirim sana. Ki 3 farklı malzemeden yapılmış aslında koltuklar. Hani senin de dediğin gibi iddiasını o yüzden de koruyor olabilirler. Malzeme kalitesinden galiba. Yani orada çok hakim değilim ama yani şu anda ben oturduğum şekli söyleyeyim. Gayet şu anda lüks bir SUV'de
seyahat ediyormuş gibiyim. Evet. Gayet güzel. Bence de ön tarafta koltuklar harika. Arka tarafa geçecek olursak biraz da ondan bahsedelim size. Rakiplerine göre en ayırt edici özelliklerinden birisi de arka taraftaki iddiasından bahsedebiliriz Musso Grand'ın. Arka tarafta normalde pick-up'lar abi biraz daha böyle dik oluyor aslında. Arka tarafta oturanlar çok fazla rahat etmez normalde. Musso Grand'da bir yaklaşık 20 santimlik bir eğim var. O yüzden o eğimle birlikte sanırım daha rahat ediyorsunuz arkada. Ki zaten yine bir kolçağımız var arka tarafta da. Ki bazı araçlarda sadece ön tarafta bile bulamıyorsunuz bu kolçağı. O yüzden de bir artısı olduğunu söyleyebiliriz. Yine bardaklık gibi işte eşyalarınızı koyabileceğiniz koltuk arkalarında yerler de mevcut. Arabanın cüssesi oldukça büyük olduğu için kasa tarafında da büyük. Şu anda bildiğim kadarıyla incelediğim araçlar içerisindeki en büyük kasa Musso Grand'da. Onu iç hacime de oldukça geniş vermişler. Hem arka diz mesafesi diğer pikaplara göre oldukça büyük. Bu normal katalog verilerinde de gözüküyor. Bir de sırt mesafesinde 27 derece. Evet, normal 27 derece. Otomobilde oturur gibi arka koltukta oturabiliyorsunuz bu araçta. Artık onu güzel bir dizayn yapmışlar arabanın içerisinde. Oldukça zaten geniş bir araba şu anda. Bence gayet başarılı. Kesinlikle başarılı. Araçlar da zaten bunda, ben iç tasarımdan ziyade Sanyokları eskiden tanıyan birisi olarak, evet, araçlar oldukça sağlam araçlar. O çekiş kuvveti olsun, bunlar hep şasede etken kuvvetli arabalarda genelde daha yüksek ağır eşyaları veya artık tekne ne çekmek istiyorsak onları çekiyor. Araba 4 katmanlı çelik şaseden oluşan bir araç. Şasesinin güçlü olduğundan dolayı zaten şu anda yeni Musso Grand'larda da motor hacmi ve beygir gücünde de torkunda da ciddi artışlar var. Araba gayet stabil, güzel bir araba o taraftan dolayı. Abi biraz motora geçeceğim ama onun öncesinde sen sürerken nasılsın şu an? Hani yolda akıyor mu araba? Vallahi dev gibi bir araba kullanıyoruz, evet, şu anda. Biraz önce önümdeki araba arkasından yaklaşırken hemen kendini sağa attı. Ama araba güzel bir araba. Yani cüsseli bir araba sürüyoruz, evet, şu anda. O da yani güzel bir his uyandırıyor bende. Aslında şehir içinde de kullanıma oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece yakıt olarak rakiplerine göre bir tık daha fazla yakıyor. Yaklaşık 100 kilometreye 10.9 litrelik bir yakıt performansı var. Rakipleri genel olarak 7-8 litre arasında şehir içinde yakıt performansına sahip. Ama arazi şartlarında ya da şehir dışında eğer bu araba uzun yol için kullanmayı düşünüyorsanız o da yaklaşık 7.5 litre gibi bir rakama tekamül ediyor. Araba akıyor dedik, motorundan oldukça bahsettik. Senin böyle motor konusunda daha ilgili olduğunu biliyorum. Böyle bu aracı öne çıkartacak motorda ne gibi etmenler var? Şimdi bu araba 2 ton 100 kilo bir araba. Evet. Şimdi ya yerden ya serden olayı var. Böyle ağır bir araba, yere güzel basan bir araba da hani belki 1 litre, 1,5 litre fazla yakıyor olabilir rakiplerinden ama şu anda hissiyatlı sürüşte oldukça sessiz bir ortamda gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu araba aslında bir pick-up. Biraz daha sesli olması gerekiyor. Ben biraz de onu soracaktım aslında. Arazi şartlarına uyumlu bir araç. Daha önceki testlerimde de onları test etmiştim. Ama normal asfalt yolda da gayet lüks bir SUV konforunda, havasında giden bir araç şu anda. Gördüğümüz kadarıyla. Güvenliğe geçecek olursak abi, yine iddialı oldukları konulardan birisi aslında güvenlik konusu da. Evet, evet. Güvenlik konusunda nasıl bu araç? Şöyle anlatayım. Şimdi bu güvenlik sistemleri şu andaki artık yeni Avrupa Birliği kanunlarına göre tüm markalarda aşağı yukarı standart var. Şimdi ABS'si, EBS'si, acil fren destek sistemleri, antipatinaj, kilitli diferansiyel sistemleri. Bu araçtaki güvenlik tarafında vurgulayacağımız noktalar ön fardan başlayıp arka stopa kadar komple bir şase sistemi var. O 4 katmanlı dediğimiz şase sistemi. Bu şase sisteminin şasenin arasında güçlendirilmiş çelik barlar var. Arabanın mekanik aksamı bu şasenin üzerine monte ediliyor. Kupa tekrar şasenin üzerine monte ediliyor bu araçta. Onda da Sanyok dünyanın en büyük çelik üretimcisi. Çeliği bolca kullanmışlar araçta. Metal aksamının %79'luk kısmı güçlendirilmiş sert çelikten oluşuyor. Aslında bu oran oldukça da fazla. Hani bir araç içerisinde fazla, çok kaliteli bir tabii, şey. Aynen öyle. Ki en büyük avantajlarından birisi de o diyebiliriz o zaman. Hani yani kullanılan araba, çeliğinin fazlalığı. Dünyanın en büyük çelik üretimcisi. Evet. Sanyo'nun zaten ana işi o.
Oradan dolayı da araçlarında, genel tüm araçlarında oldukça kuvvetlendirilmiş çelik kullanıyor. Bu araçta da %78, %79 oranında bir çelik kullanmışlar. Kupada da sağ ve sol tarafta da komple arabanın kupasını birleştiren şase tarafında, arabada dört çekerdeymiş bu arada, evet. Dört çekerde sürmüşüz. Komple çelik kafesin içerisinde oturuyoruz şu anda. Sağ ve sol taraf komple çelik barlarla çevrilip, iki sağ ve sol tarafın ortasında dört tane çelik bar var. Yani şu anda komple bir çelik kafesin içinde oturuyor gibiyiz aslında. Gerçekten araç neredeyse kusursuz. Hani eksik yönlerini söylemeye çalışıyorum ama benim çok fazla gözüme çarpmadı. Evet. Var mı senin böyle eksik yönler? Ben de ona yerler? Bakıyorum. Şimdi hani arabayı hep övüyoruz ama şu an, evet. Şimdi şurasında şöyle bir şey var. Hani burası ya iyi olmamış, hoş olmamış. Öyle onları gözetliyorum arabayı sen konuşurken de. Yani gözüme çok çarpan öyle kötü bir yeri yok. Bilmiyorum, sen yakalayabildin mi öyle bir yer? Ya ben de çok yakalayamadım. Belki bir tık işte o yakıt performansının rakiplerine göre bir tık üstte olması dezavantaj olarak size söyleyebilirim. Koltukları deri değil diyeceğim ama farklı modellerinde deri, var sanırım. Tabii, deri var, tercihi var. De yapılabiliyor. Deri isteğe bağlı alınabiliyor araçta bildiğim kadarıyla. Ben teknik özelliği tarafında daha çok bu deri döşemesidir, sunroofudur dan ziyade bu arabanın gönyesi. Şu anda zaten müşteriler de aslında bu özelliklerin hepsini tüm markalarda bulabiliyor. Evet. Bazı markalar için kendisini ben de bu taraftan dolayı daha farklıyım. Benim bu özelliğim daha farklı. Bu arabada çelik şase sistemi ağır bir araç. Bir tankın içinde gider gibiyiz. Bir askeri bir arabanın içerisinde gider gibiyiz şu anda. Ve ona rağmen de oldukça sessiz bir araba. Tabii yakıt verilerini şu anda kendimiz de ölçüyoruz ama diğerlerinden bir tık fazla olduğunu söylüyorsun. Evet. 2 ton 100 kilo bir arabaya göre söylediğin yakıt verileri genelde pick-up grubunda çok yüksek veriler değil. Arabaya binmeden önce fark ettim. Bu bagajında güzel bir 12 volt girişi var. Küçük detaylar bu. Dağcıdır, evet. Kampçıdır. Onlar için gayet gerekli bir özellik. Yani küçük detayları da güzel kullanmışlar. Bu bardaklıktır. Ön göğüs görüntüsü, direksiyon görüntüsü. Direksiyon da tam yuvarlak bir direksiyon değil. Buralarından biraz daha oval bir direksiyon. Ve sportif bir görüntüsü, evet. De var aslında. Ben onu da incelerken arabanın kataloğunda bu direksiyonla ilgili çarpışma testlerinde can güvenliğini düşünerek böyle bir tasarım yapılmış direksiyonla. Çok mantıklı. Tabii hani oradaki şey nedir, öyle bir testimiz olmuştu, evet. Ama muhtemelen vardır bir faydası. Bir de bu araçla ilgili şimdi izleyicilerimizin aklına takılan sorulardan bir tanesi şey de olabilir. Ben bu arabayı aldığım zaman diğer rakip markalara göre satarken çok ciddi sıkıntı yaşar mıyım, problem olur mu? Şimdi bazı ürünlerde... Değil mi, aslında arabayı aldıktan tabii, sonra ikinci el pazarını da düşünmek gerekiyor istersen. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi belki çok seviyorsun ama bazı şeyi ikinci elde satarken bizim özellikle kendi milletimizde hep ikinci elini düşünerek hareket ederiz bir şey alırken. Bu araçta da distribütörü şöyle bir şey lanse ediyor. 4 seneye kadar sattığı her arabayı geri alım garantisi veriyor. Aslında binerken bu arabayı siz kaç paraya ilk senesinde satacağınızı, ikinci senesinde satacağınızı 4 seneye kadar olan miktarı bilerek biliyorsunuz. En azından satmayı düşünürsek de nereye satacağımız da belli bir 4 tabii, yıl içerisinde. Tabii. Sonrası için de zaten yani da, bir karar verirsiniz. Bu da ciddi bir konu bu arabada. Bence şimdi de. Ben alırken bu arabada düşünebilirim onu. Şimdi tamam çok güzel, yumuşak plastik, çelik, güvenlik vesaire bilmem ne. Tamam uzun süre bilmeyeceğim, belki 2 sene sonra satacağım bu arabayı. Aynen öyle. Ticari bir araç. Mutlaka. Yani benim için çok ciddi bir etken ikinci alım garantisi önemli bir konu bence. Ya mutlaka yaptın. Öyle. Gerçekten artılarından birisi de o zaman bu artıyı da ekleyelim Musa Grant'a. Peki abi, ikinci el pazarını da konuştuk. Bunun, evet. Sıfırı ne kadar? Musa Grant'ı Aralık ayı içerisinde biz ne kadara alabiliriz? Yanlış bilgi veriyor olabilirim ama 150 bin ile 195 bin arasında paketine göre değişiyor. 4x2 düz vites, 4x2 otomatik vites, 4x4 otomatik vites. 3 tane paketi var Türkiye'de. 150 bin TL ile 195 bin TL arasında değişken fiyatları var paketine göre. Ya aslında fiyat da böyle pick-up dünyasına bakacak olursak çok da uçuk fiyatlar değil aslında. Şu andaki fiyatları sanki diğer rakip modellerine göre biraz daha ucuz fiyatları. Evet. Ki o da çok değişken bir şey aslında. Hani araba dünyasının fiyatları da hemen hemen neredeyse çok hızlı değişiyor. Türkiye'de her şey çok hızlı değişebiliyor. Maalesef ki. Var mı senin eklemek istediğin ya da böyle dokunmadığımız bir tarafı Musa Grand'ın?
Şimdi araziye çıkacağız. Dokunmadığımız yerlere de ben dokunacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben o konuda biraz heyecanlıyım açıkçası. Yani arazi tarafından, şehir içi tarafından ziyade bu araba arazi arabası. Onu hepimiz biliyoruz zaten. Şehir içinde kullanımını biz oldukça beğendik. Arazi kullanımı nasılmış bir de ona bakacağız bakalım. Önce Musso Grant'ı arazi şartlarında denedik. Açıkçası efsaneydi. Bir kusur bile bulamadım ben Fuat abi. Sen nasıl buldun aracı? Müthişti. Çok güzel bir dere yatağında çektik. İçeride ben gayet rahattım. Hatta bazı yerlerde tereddüte bile düştüm ama çok başarılıydı. Ben çok beğendim. Bence de. Biz çok keyif aldık aracının içerisinde. Bizden bugünlük bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Fuat abiye de çok teşekkür ederiz. Harika bir video çektik sayesinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.